Çanakkale savaşlarında sırtladığı ağır top mermisini İngiliz zırhlı donanması Ocean'ın vurulmasını sağlayan ve Osmanlı ordusunun muharebeleri kazanmasında büyük pay sahibi olan Seyit Onbaşı vefatının 83. yılında anılıyor. Tarihin seyrini değiştiren Çanakkale Zaferi kahramanı Seyit Onbaşı vefatının 83. yıl dönümünde memleketi Havran ilçesinde düzenlenen törenlerle anıldı. Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda düşman zırhlarını boğazın derinliklerine gönderen topu atan kişi olarak tarihe geçtiğini söyleyen Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doktor Mithat Atabay, Çanakkale Zaferi'nde gösterdiği yararlılıktan bahsetti. Bugün Çanakkale Savaşları kahramanı Seyit Onbaşı'nın ölüm yıl yıldönümü. Bundan 83 yıl önce Seyit Onbaşı hayatını kaybetmişti. Seyit Onbaşı'yı biz nereden biliyoruz? Seyit Onbaşı Çanakkale Savaşı'nda kader değiştiren topu atan kişi olarak karşımıza çıkıyor. Kendisi aslında 1889 yılında Havran'a bağlı olarak Çamlık köyünde doğmuş. Daha sonra Balkan Savaşları'na katılmış. Orada esir düşmüştü. Birinci Dünya Savaşı başladığında ise Ana, Rumeli Mecidiye tabyasında 3 numaralı bataryada görev yapıyordu. Bu bataryanın özellikle e, tabii e, zarara uğraması üzerine o e, depoda bulunan e, top mermilerini sırtına alarak bataryaya taşımış ve dördüncü top mermisi saat 18.05'te Ocean gemisinin batmasına sebebiyet veren mermi olmuştur. Seyit Onbaşı özellikle bu saatten itibaren savaşın da kaderini değiştirdi çünkü düşman komutanı birliklerine geri çekilme emri verecek ve donanma boğazdan çıkarak artık ana üstlerine geri dönecektir. Seyit Onbaşı'nın bu şekildeki attığı top mermisi tabi savaş sonrasında harp mecmuasının iki numaralı dergisine kapak olmasıyla birlikte hem Türkiye'de hem de tüm dünyada duyulmuştur. Seyit Onbaşı'nın bugün tüm dünyada Türk kahramanlığının simgesi olarak tanındığını söyleyen Atabay şöyle devam etti. Bundan sonra Kurtuluş Savaşı'na da katılmış. Ancak Kurtuluş Savaşı'nda belirli bir noktaya kadar gidebilmiş. Çünkü Yunanlılar Batı Anadolu'yu işgal ettiği için köyüne geri dönmek zorunda kalmış. Ve ömrünü bundan sonra ormanda çalışarak geçirmiştir. Ve 1939 yılında hayata gözlerini yummuştur. Seyit Onbaşı'nın bu şekilde yaptığı kahramanlık, tabii hem güçlü bir Türk imajının kendisinde vücut yapısı, fiziksel yapısı nedeniyle şey bulması, vücut bulması hem de özellikle Çanakkale savaşlarında 18 Mart'tan sonra düşman donanmasının artık bir daha saldıramaması ve kara harekatına yönelmesinden kaynaklanmaktadır. O yüzden Seyit Onbaşı bugün Türk kahramanlığının bir simgesi olarak hem dünyada hem de Türkiye'de tanınan bir şahsiyettir.